Aslında çakralar bir anlamda bedenlerin oluşması için gerekli olan o vorteksi çekip bütün sistemin içinde tekrar onu dolaştıran ve tekrar atılan sistemlerden bir tanesi. Biz çok karıştırıyoruz insan üniteleri olarak. Mukuslu hale geliyor, kötü şeyler çekiyoruz, organlar gidiyor, bezler bozuluyor falan. Çünkü bu beden 5 organ ve diğer kalan her şey damar, kırmızı kan, mavi kan, kas, kemik, sinir sistemi. Organlar hep içeride. Dolayısıyla organlar direkt 5 renge tepki vermek üzere organize olmuş yüksek varlıklar. Biz onlara kadar fedakar değiliz. İşte dinde mesela Müslümanlıkta deniliyor ya, işte ölünce onlar da sana hesap soracak, konuşacaksın onlarla. İşte onlar iyi baktın mı, kötü. Tabii ki yani çok büyük varlıkların fedakarlıkları var orada. Sen bir parça şuur geliştir diye. Bir parça şuur geliştir de yukarıdaki üçlüyü doğru anla, doğru insan ilişkileriyle birlikte alt krallığı geliştir diye uğraşıp duruyorlar. Evet, içimizden bir ses uğraşsın diyebilir. Buradaki gelişim şu, astral beden eylemsiz bir kütleydi. Yani şöyle, bu aslında egonun burada nasıl geliştiğini anlatıyor. İlk daha ego astral bedene girdiğinde o maddeyi kendine çekemiyor. Çünkü bir arzusu yok. Bir isteğin yok. Nasıl çekeceksin o maddeyi kendine? O madde sadece arzuyla ve bir şeyle çekiliyor. Dolayısıyla daha az gelişmiş insanların astral bedenleri çok dağınıktır ama mental bedeni gelişmiş olan bir kişinin astral bedeni net, renkleri nettir, alanı daha bellidir. O yüzden bunları okuyalım, bize bir fikir verecek. Eylemsiz bir kütleydi. En belirsiz bilince sahipti. Bir şey yapma konusunda kesin bir gücü yoktu ve onu çevreleyen dünya hakkında net bir bilgiye sahip değildi. Olan ilk şey Kundalini'nin astral düzeyde uyanmasıydı. Şimdi bu çakraları anlamak neden önemli? Çünkü bazıları şöyle söylüyor. İşte ben rüyada onu yapıyorum ama bunu yapamıyorum. Meditasyonda ki çoğunlukla astral ortamdayız. Şu oluyor ama bu olmuyor. Boğazımda sorun var. İşte şurada şu var. İşte sakralda şunlar şunlar oluyor. Onu böyle kökte bu var gibi bütün bu aslında söylediğimiz şeylerin bizim astral bedenimizde bir karşılığı var. Eğer sen 1 ile 7 arasında ya da buna dişi ve eril arasında ne dersen artık buraya bir ahenksizlik, bir uyumsuzluk varsa bunun sonuçları kendini orada gösterecektir. Evet, teker teker tabii çakralar kimin ne çakrasında ne var diye bakmak çok ciddi bir karma ama yine de insanların bende bu sorun var diye çok fazla yansıma yaptıkları için gelişimlerin içinde de bu bilgiler onlara fayda sağlayacaktır. Çünkü kimisinin şu bölgede sorun vardı. Turuncu aşağı kadar olan sistemde. Dolayısıyla doğru bir şey yemesi gerekir o insanların. O yüzden ararlar. Evet, hayırlar, bana bu uyuyor mu uymuyor mu diye böyle. Evet, karın çakrası. Kundalini annenin, bu arada Kundalini'yi de oraya kim koyduysa ne kadar dua etsek az herhalde. Çünkü çok büyük bir hatırlatıcının işte bu insan üniteleri 18 milyon, 20 milyon ne zaman 6. köküp tamamlanır da bu dünya sistemi kapanırsa o zamana kadar tamam bunlar böyle yavaş yavaş ilerleyecek ben de burada durayım demesi gibi bir şey. Bu aynı fedakarlık Solar Angel'larda da var. Düşünsene yani 3. inisiyasyonunu almışsın bekliyorsun. Bu apaçiler bir şey anlasın, ruhu anlasınlar, astrali anlasınlar, mentali anlasınlar, 1. inisiyasyonunu alsınlar, 2. inisiyasyonunu alsınlar. 3'e gelsinler. Tamam hadi ben yoluma devam edebilirim. Nasıl bir bekleyiş? Astral bedeninizi gözleyin. Çalışmalardan bir tanesi. Çok büyük bir bulaşık var. Bulaşık yıkıyorsunuz. Gurdjieff'in yaptığı çalışmalardan bir tanesi. Aslında işte öğrencilerin birlikte yaşamasının şeyi de bu. Çünkü ortak astralden etkileniyorlar. Öğretmen denilen şey kendini zaten orada gösteriyor. Yoksa öğretmen demek aura demek. Aura inşa edebilmiş, belli ışıkları aurasıyla yansıtabilen, ilerletebilen kişi demek bir anlamda. Şimdi dağ gibi bir bulaşığı yıkarken ilk başlarda bir problem yok, yıkıyorsun. Ortalara doğru sıkılmaya başlıyorsun. İşi daha hızlı yapmaya başlıyorsun. Bitirmeye çalışıyorsun. Ne oluyor?
İşte astral bedenin gözlenmesi gereken yerlerden bir şeylerden. Seni sıkan şey ne? Seni hızlandıran şey ne? İlk baştaki kişiyle bitirdiğin kişi arasındaki sen farklısın. Dolayısıyla bunları gözlemek, astral bedenin nasıl olduğunu gözlemekle ilgili. O yüzden kendini böyle tatbikatların içine soktuğunda günlük hayatın içinde dikkat astral bedendeki değişmede olması. Evet, karın çakrası kundalini ilk çakrada uyanmış ve oradan karın çakrasıyla etkinleştirip canlandırmıştır. Böylece astral bedende duygu hissetme gücü uyandırılmıştır. Kesin bir şey olmamasına rağmen fiziksel olarak her türlü etkiye karşı duyarlılık ve görmeye karşı duyarlılık oluşuyor. Şimdi ego kendi bedenini burada kontrol edememesinin büyük bir acısı var. İlkel bir insan düşünün, okuma yazma bilmiyor, sadece doğada açlık ve toklukla ilgili. İki yasası, aç tok, sıcak soğuk, yağmur yağdı, şeyin altına gir, hava ısındı, çık, bir şeyler avla, gel içeri. Ego senin astrale tepki vermen için bekliyor ve sen hep 7'desin. Belki 100 hayat sonra 6'dasın, belki 1000 hayat sonra 5'tesin, devam ediyor. Ve artık egonun sen istediği yüksek maddeleri toplayabilmek için gelişmeye başlıyorsun. Senden adanmışlık istiyor, senden ince fedakarlıklarla ilgili bana madde yolla diyor ama sen o maddeyi toplayana kadar uğraşıp duruyorsun. O yüzden bu aşamaları fark etmek, hangi çakranın nerede ne olduğunu, egonun nerelerde ne yaptığını anlamak bizim için önemli. Teozofi literatüründe dalak çakrası çok önemli bir merkez. Bu çok gözlenmeyebiliyor, dalak çakrası. Özel bir alan çünkü prananın giriş yaptığı yer orası ve prana demek zaten devalar demek.